Senin ettiğin küfür. Allah. Bakalım mı? 20 dakikamızı falan alacak ama ya. Bilmiyorum. Vallahi bak. Bakalım. Çok merak etmediğim bir konu çünkü benim. Ortadaki oylamada 1100 oy aldıktan sonra chatte birisi aynen şöyle yazdı. Let's go. Dostum, TTO denen şerefsizin videosunu gerçekten çekmeyeceksin değil mi? Chatteki insanlar gerekli cevabı verse de neden böyle yazdığını merak ettim ve kendisini odaya çağırdım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Niye kanka TTO'yu çekmeyeyim, ben anlamadım seni. Abi, TTO denen şerefsiz zamanında videosunda Allah'a küfretti. Kur'an'a söven adamın videosunu yapan kanaldan ben abonelikten çıkarım abi. Peki gerçekte Kur'an'a küfretmediyse tüm bunlar o dönemin en büyük YouTuber'larından birisi olan O adam haklı bu arada. Ender'e yapılan planlı bir saldırıysa Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor Ananı abi. Ben sikim geldi bu gene adamdan bu önce çocuk gitmez miyim abi? Kur'an-ı Kerim ne demek sen biliyor musun? Türkiye'ye gelme. Bak buradan sana açıkça tehdit ediyorum. Türkiye'ye gelme. Seni bulurum oğlum. Seni bulurum. Bak seni fena yaparım. Ben dedim okumam ya. Ondan sonra TTO'yu soruyor. Sana mesela sen okur muydun? TTO da diyor, okudum TTO'su da diyor ki kim de diyor lan okuyayım ben niye okuyayım ki? Günümüzden tam 6 sene önce ortaya çıkan bu ses kaydından sonra Tay bu nasıl bir drama ya? Ben bunu bak döneminde hani o zamanlar YouTube'da değildim ama ben bile biliyorum yani bu olayları. O kadar ne alaka ya? Nasıl, çok saçma bir nasıl bir drama? 15 milyondan fazla insan ya bu Abi cancel culture bir geldi YouTube origin böyle 2015'te. Sonra cancel culture gitti amına koyayım. Hiç yanlış yapan kimse artık cancellanmıyor YouTube Türkiye'de. O dönem bir vardı, bir cancellanıyordu amına koyayım. Çok affedersiniz samimiyetinizi sığınaraktan. Gitti yani o yok oldu. Cancel culture keşke geri gelse Twitch'e, YouTube'a da. Gerçekten insanlar cancellansa. O ara bir geldi. Yok oldu sonra artık. Yok ya kimse cancellanmıyor YouTube'da. Twitch'te de öyle. Çalıntı, dolandırıcı hiç sıfır. No, nada. Devam. Olayı YouTube üzerinden Hiçbir duyduğum şekilde ya da farklı cancellanmıyorsun sosyal artık. medya platformları üzerinden bu olaya maruz kaldım. Kafamdakiyle beni Peki ya ciddiye işin almazlar mı? aslı? Oğlum kafamdakinden dolayı beni ciddiye almayacaklarsa zaten ben hiçbir şey demiyorum. Farklıysa ses kaydını çok daha Ben dikkatlisin. ne istediğine dikkat et. Evet ya ben cancel culture gelmesin. Kimse cancellanmasın. Öyle bir şey istemiyorum. Ben hangi chatle uğraştığımı unuttum çünkü onları derken kendimi faktöre kattım da ben sizi unuttum. O sebepten geri alıyorum. Dinlediğinizde Bir gün cancellanırsam vallahi suçlusu benden çok siz olacaksınız. Bunu bir şey biliyorsunuz. fark ediyorsunuz. Ağzından laf almaya çalışan birisi var orada. Ayrıca bu video kaydedildiği tarihten tam bir yıl sonra yayınlandı. Peki bu neden oldu? Sorulması gereken bir sürü soru var burada ve hikayenin tamamını az sonra öğreneceksiniz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Very Kuel. based, öyle mi Can diyorsun? Kuel. Her şey 22 Ağustos 2013 Osmanlı tarihinde tarihi başladı. Ender temalı. adında birisi o zaman internette video çekmeye heveslenen her çocuk gibi kendine bir YouTube kanalı açtı. Bu kanalın ismi Türkçe takıntılı oyunculardı. Yanında bir ortağı daha vardı. Siz bu kişiyi hiç görmediniz, tanımıyorsunuz çünkü sonradan kanalı tek başına devraldı. Devraldıktan sonra ismini Türkçe takıntılı oyuncu yaptı, sonrasında ise 2014 senesinin başında TTO'ya çevirdi. Ender o dönem YouTube'un altın kuralı olan düzenli video atma işini iyi oturtmuştu. Ve kanalı önündeki 3 sene içerisinde hızla büyümeye başladı. 2014 Normal dönemlerinde görüşümüz. 200 bin, 2015 senesinde 400, 2016 senesinde maksimum 772.655 Vay, aboneye vay geldi. Bu amına noktaya koyayım ya. gelene Çok kadar affedersin. Bayağı fazla lan. O zamanlarda 700 medyuz. piyasada o dönem ne Normal Amorant izlemeye gidiyorsan selam söyle. Ne kadar Minecraft YouTuber'ı varsa tanıştı ve arkadaş oldu. En çok video çektiği ve güvendiği kişilerden birisi Ahmet Agay'dı. Zamanla birlikte büyüdüler ve ikisi de büyük kitlelere sahip oldular. 2016 senesine geldiğimizde ise TTO zirve noktadayken Kur'an'a küfür başlığıyla bir ses kaydı çıktı ortaya. Ve arkadaş saydığı tüm adamlar bir anda düşman belirdiler karşısında. Herkes bu konuyu konuşuyordu ve Civil War 15 olmuş chat. yaşındaki bir çocuğa, Ender'e, tüm Türkiye ağız dolusu küfürler ediyordu. TTO bu süreçten sonra hiçbir zaman toparlanamadı ve en sonunda kanalı kapandı. Ahmet Aga bunalıma girdi ve birazdan duyacağınız tüm eski YouTube camiası yok olup gitti. Kısaca bu olay eski YouTube'un ölümü ve yeni YouTube'un miladıydı.
Şimdi arka plan hikayesine hepiniz sahipseniz biraz araştırmaya çıkalım sizinle. Tabii ki öncelikle Google üzerinden TTO ve Ender Taş isimlerini araştırarak başladım konuya. Ender Taş aratmamda pek bir sonuç bulamadım çünkü açılan genel tüm forum konuları Kur'an'a küfür olayından sonra çıkmıştı ortaya. Sonrasında TTO Kur'an'a küfür yazdım. Eski YouTube bok gibiydi oğlum zaten. Niye bu kadar üzülüyor bazı insanlar ben anlamıyorum. Tek sıkıntı şimdiki YouTube'un da bok gibi olması, o yüzden... O gene daha iyiydi ya düşününce, evet. Şimdiki daha bok gibi büyük ihtimalle. Evet evet. Şimdi daha bok gibi. Gene daha iyiydi. Hiç değilse biraz daha kişiseldi şimdi. Herkes böyle birbirini klonu gibi yani. Sanki herkes aynı karakter gibi böyle büyük YouTube'da. Değil mi? Onu siz de fark ediyor musunuz? Global'de de var biraz bu bak. Global'de de mesela çok büyük kanallar. Herkes Mr. Beast personası var. Türkiye'de de biraz öyle. Herkes böyle bir karakter gibi, anladın mı? Hep enerjik, hep bilmem ne, hep ekip, hani o kişisellik mesela eski YouTube'da vardı. Ya eski YouTube'da içerikler kötüydü gene ama hani kişiseldi yani, gene YouTube'da. Şimdi herkes bir televizyon skalasında içerik yapmaya çalışıyor ama niye televizyon izleriz o zaman yani? Ha, bilmiyorum. Patlama LED'ler, alev falan çok lame yani böyle, çok televizyon gibi. Ya ayrı alanlar var canım, herkes öyle değil de genel baktığın zaman. Genel baktığın zaman geneli öyle oldu yani. Çok yapay, çok böyle... İşte herkes aynı karakter gibi. Tatsız. Tam da dediğim gibi bir sürü forum çıktı önüme. Google'ın 6. sayfasına kadar tüm forumları inceledim. Yalnızca birinde olayın tamamının kurgulandığını anlatan birisi vardı. Prosokan 31.00 ismindeki bu arkadaş bahsettiği Minecraft ekibinin TTO'yu kıskandığını... Ne diyor? 15 yaşında Allah'a sövüp yıllarca linç yesem ya beni öldürürlerdi ya da ben patlatırdım herhalde kendimi. Oğlum sen sövmemişsin ki, niye kişisel olarak bunu yorumu yapıyorsun ki? TTO'ya bir plan yaptıklarını anlatmıştı. Aşağı kaydırdığınızda devamı geliyor. Din üzerinden TTO'ya bir komplo kurduklarını ve videoda arkada konuşan kişinin bariz şekilde yönlendirici sorular sorarak Ender'e bir şeyler söyletmeye çalıştığını anlatıyordu. Hatta devamında Turgut Ekim'in de TTO üzerinden prim kasarak... Ya bir bu nasıl bir vizyonsuz bir şey planı yapmışlar çocuğa o zaman, hani... Nasıl vizyonsuz bir kumpas bu amına koyayım? Bu adama kelime oyunları yaptırıp Allah'a ve Kur'an'a küfredelim, sonra... Montaj yapıp YouTube'a... Bu nasıl bir komplo? Başka bir yol yok mu? Bu adamın kuyusunu başka şekilde kazamadınız mı amına koyayım? Yaramış da yani. Bir de inanamıyorum. Bir de işe yaramış ya. 1.9 milyon izlenme aldığını söylemişti. Bu dedikleri şu an az çok mantıklı gelmiş. Kafayı yersin. Ama tabii ki bu kadar yetmez. Şimdi yayınlanan tüm videoların orijinallerini bulmak kaldı geriye. Ancak bir problem var. Bu videoların tamamı internetten toz olmuş durumda. Çünkü video sahipleri ya kanallarını satmış ya da TTO'nun kanalı gibi kapatılmış. Turgut Ekim ise geçmişe temiz bir sayfa çekmek adına o dönemdeki tüm videolarını kaldırmış. Yani ikinci el kaynaklar harici geriye dönük bir şey bulmam neredeyse imkansız. Pekala. Geriye dönüp başlayalım. Bir şey diyeceğim. Ben de hiç izlemedim ya bu arada. Orijinal kaydı bir izlemem lazım ya. Var mı? Yok ki yani. Yoktur yani. Görmen lazım. Atayım mı? Atayım mı? Bu mu? Bu video mu? İbrahim Gül'ü görüyor musun? Sen zoomersın abi mi? Ben bunları bilmiyorum diye zoom... Oğlum ben YouTube'a ilk video atan insanları biliyorum lan. Nasıl zoomer olabilirim amına koyayım? Ben bu devirde... Ben bir cici ulaşına geçiyorum. YouTube'da gezmeyi bıraktım diye. Sadece. Göz sağlıklı falan diye. Ben de dedim ki... Ben boomer'ım. İşte, boomer olamam. Demiştim. Yani bir şey demedim yani. Küfür falan etmem. Sonra götü kalkmıştı. Orospu çocuğu, scammer. Onun da anasını amına koyayım ben. Peki Ercan'la konuştunuz mu? Hayır, ne konuşayım? Kazan olay çıktı ya, olay olsa hepsini tek tek sikerim. Ya oğlum zaten inanılmaz bir kuntu. Herkeste çubuk snopi mikrofon var ki. Neyse geçiyorum bu videoyu. Herkeste zaten mikrofon kalitesi. Bu nasıl, kimse dememiş mi o dönemde? İnanamıyorum ya. Kuşlar araman gerekiyor. Tam bu noktada aklıma bir şey geldi. 2016 dönemlerinde Facebook bayağı aktif bir platformdu ve oradaki 2016, YouTube toplumları... Ben bu arada gerçekten YouTube'a
bu olaylardan önce girmişim bak. 2014-13 falan lan ben İngilizce video yapmaya başladığım dönemler. O zaman 17 yaşında, 16 yaşında. Oha lan ben bayağı boomer'ım lan. Düşününce şu an evet. Çok aktif kullanılıyor. Ender belki kendi gruplarından birinde bir açıklama yapmış olabilir. Facebook'a giriş yapıp Ender'i arattığımda Ender Taş adında 2017'de kurulmuş bir hesap görüyoruz. Sanki yeni bir sayfa açmış gibi duruyor burada. Detaylı göz gezdirdiğimde eskiye dair herhangi bir kalıntı bulamadım. Ayrıca herhangi bir TTO forumuyla bağlantısı bulunmuyor. Zaten tam gezindiğim sırada eski hesabının şikayetler dolayısıyla Facebook tarafından kapatıldığını öğrendim. Geriye tek yapılabilecek şey TTO gruplarına sızmaktı. Adamı herkes linçlemiş lan. Gruplar kilitli. Bu durumda onlara ulaş açmak imkansız. Yani tüm bu olay aslında forumlardan çözülecek ve kişilere ulaşmam gerekecek. Forumlara bir son kez bakayım derken şöyle bir fotoğrafa denk geldim. Facebook gruplarında aradığım şey pişip önüme düşmüştü. Ender'in 2018 senesinde TTO YouTube grubunda son bir açıklama yaptığını gördüm. Bu açıklama şöyleydi. Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır maruz kaldığım bu linçlerden çok yoruldum. Paylaştığım her video sonrası linç yemekten ve küfür edilmekten çok bunaldım. Buraya son kez bir yazı yazmak istiyorum. Bana bunun kimin yaptığını biliyorum. Ahmet Aga videoyu ilk yayınlayan kişiydi. İkinci hesabından paylaşıp bir gün sonra kaldırdı. Bazı söylediklerim çok yanlıştı biliyorum ama ben... Ya bence... Bilmiyorum yani Kur'an'a küfür etti algısında hani... Bir bahane bulup adamı bildiğini adamın altını kazmaya çalışmışlar lan. Kur'an'a küfür etmedim. Ahmet Akı denilen beni arkamdan bıçaklayan bu kişi ses kaydımın başkaları tarafından paylaşılmasını ve her tarafa yayılmasını bekledi. Sonrasında videoyu kaldırdı. Videoda bana sorular soran kişi ise Ahmet Aga'nın yakın editörü Anıl Aga denilen bir çocuk. Çok yakın değiliz ama o ya an oyun yorumu... oynuyorduk. Ya Ege bir dur. TR'nin Martin Luther King'i vallahi demedi. Amına koyayım. Demin o ne alaka onu deminki yorumda da videonun altında gördüm. TR'nin Martin Luther King'i nasıl olabiliyor bu çocuk? Bu nasıl bir kıyaslama? TR'nin Martin Luther King'i demin videoda yorumda gördüm ben onu. Neyse dur. ...tarafından paylaşılmasını ve her tarafa yayılmasını bekledi. Sonrasında videoyu kaldırdı. Videoda bana sorular soran kişi ise Ahmet Aga'nın yakın editörü Anıl Aga denilen bir çocuk. Çok yakın değiliz ama o an oyun oynuyorduk, sohbet ilerlemişti, arkadaş ortamı sohbeti gibiydi. Çok sonradan öğrendim. Ayrıca işin içinde ruling game ve gereksiz oda da var. Hepsi birleşip bana tuzak kurdular. Ender 2018 senesinde oğlum paylaştığı ya, çok bu kötü bir şey bu arada. Aslında her şeyi anlatmıştı. Tabii bu yazdıkları doğrulanmış şeyler değiller. Karşı tarafın ne söyleyeceğini bilmeden kimseyi yargılamamak lazım. Bu yüzden Instagram üzerinden olayla alakalı herkese yazdım. Emrecan yani gereksiz oda bana tam 12 dakika sonra geri dönüş yaptı. Discord üzerinden konuşmayı kabul etti. Geldiği gibi ilk söylediğim şey onun hedef listesinde olduğuydu. Ve Ender'in anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Sen sırf TTO'yu kıskanıyorsun diye o dönemde böyle bir şeye imza attın mı diye sordum. Kendi Facebook grubuna atmıştım o zaman. Yani Facebook grubunu ben ele geçirmiştim Türkçe takıntılı oyunculara. Anladın mı kanka? Yani direkt senin o grubu da senin de işin içinde olduğunu düşünüyor bizden. Hackerman's. Aynen bu yüzden komployu benim de kurduğumu düşünüyor. Ben tamamen Ender'e böyle linç olduğu ya ben annem bana diyor senin arkadaşın nasıl Allah'a söver diyor. Türkçe takıntılı oyuncular grubunu aldım Facebook'tan. Ondan sonra Ender'i çıkardım Facebook'taki grubundan ekledim diye rol yaptım işte ama komployda asla hiçbir bilgim yok. Kanka, o zamanlar Ender'le Ahmet'in arası çok iyiydi ama birbirini böyle içten kıskanıyorlardı kanka. Böyle abonede falan birbirini geçiyorlardı ve bu kompleyi Ahmet'in kurduğuna eminim. Ender benim adımı vermiş ama ben gerçekten o çağrıda yoktum. Böyle bir çağrı oldu. Böyle bir ses kaydı için Ender'e böyle bilerek sorular sorulduğunda ben de eminim o zamana karşı ama bu kompleyi ben, bu komple kurulurken ben yoktum kesinlikle içinde. Ender'in de bunu söylerken kesin olduğunu, kanıtladığını, emin olduğuna inanmıyorum. Peki haberin var mıydı? Yani yayınlamadan önce böyle bir videoyu biliyor muydun? Ha, yok ben direkt yayınlandığı zaman direkt haberim o zaman oldu. Facebook gruplarında. Emrecan'ın anlattıkları özetle bu şekilde. Emrecan'dan sonra İsmet RG'ye ulaşmaya çalıştım ancak kendisini sosyal medyada bulamadım. Üstüne de pek düşmedim açıkçası çünkü hikaye neredeyse aydınlandı. Ender Ahmet Aga'nın abone olarak hep bir adım önün... İsmet RG şey miydi? Merhaba arkadaşlar, Spiderman olarak arkadaşlar, küçük ben, küçük o değil mi? Tamam. Deydi okay. Dedim az önce. Hatırlıyorsunuzdur. Ender'in söylediğine göre kayıt 2015'te yapılsa da 2016'nın Eylül ayında yayına sokulmuştu. Bunun bir sebebi vardı. Ahmet Aga ile TTO arasındaki abone farkı 24 Eylül 2016 tarihinde sıfıra inmişti. Ve tesadüfe bakın ki Ender'in ses kaydı 24 Eylül'de inanılmaz ya. Piyasaya sokuldu. What the fuck ya? Oğlum insan... Zaten YouTube Türkiye ortamı leş gibi, bok gibi. Hani... İnanılmaz ya, kıskançlıklar, kuyu kazmalar. Bu var ya YouTube
YouTuberlar inanılmaz ya. Yine kafayı yersin ya. Gerçekten delirsin ya. Ender'e sorduğumda yani bunun bir kanıtı var mı sende dediğimde elimde bir kanıt yok demişti bana ama bunun böyle olduğunu biliyorum demişti. Bense biraz araştırmayla bunun bir kanıtını yakalayabildim. Ve dediği gerçekten doğruymuş. Aynı gün Ahmet Aga ile aboneleri birebir aynı olduğunda video yayına sokulmuş. Ahmet Aga nuke atmış amına koyayım. Ahmet Aga nükleeri basmış son silah kullanmamın vakti geldi. Hanımlar, hanımlar. Hop. Gördüğünüz bu kayıt 19 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Aga'nın kanalından Snapchat halinde ve arşive kaydedilmiş. 5 gün sonra ise Ahmet Aga 772 bin aboneye ulaşınca yani TTO ile eşitlenince 24 Eylül'de ses kaydı piyasaya sürüldü. Böylece artık Ender'in foruma yazdığı yazıyı az çok doğrulayabilen birisi var. Emrecan var. Hem de fotoğraflarla kayıtlı şekilde aboneler eşitlenince kasıtlı yayınlandığını gösteren de bir kanıt var. Tüm bu bilgiler ışığında geriye tek birisi kaldı. Geliyor sesin. Ender? Ender, yani hayatın şu an iyi mi bari öncekine göre? Yani YouTube'da yani, daha mı iyiydi senin için? Aldım arabayı göstereyim sana. Ender daha mutluydum. Albino Asit diyor ki zibidi battım. Yani çok komiğime geliyor işte o Ender battım falan. Yani ben Kanada'da yaşıyorum arkadaşlar, hayatımı yaşıyorum, ben rahatım yani. Kur'an ana hedefiydi zaten eğer fark ettiysen. Oğlum. Önce işte... Adam gerçekten rip bozolamış ya, diğer dead youtuberlar bakıyor mudur lan acaba? Ben laf alayım ondan sonra youtuberlar falan o kadar çok şey vardı ki. Hani tamam Kur'an olayı benim açımdan da bir hataydı yani, doğru değil öyle bir şey demem benimle tabii ki ama hatırlamıyorum bile, dediğim gibi 15 yaşındaydım, olaydan şu an ne kadar sene geçmiş, 6-7 sene falan geçmiş yani, inanılmaz bir süre. Evet, küfretmiş mi etmemiş mi? Gel sen Ahmet'in yaptığını... Beyler! Kanalına yükleyen videoyu, kanalına yükleyen o. İkinci kanalına yüklemişti. O an bilmiyordun ama. Yani o an sen bilmiyordun Ahmet'in yüklediğini. Yo biliyordum Ahmet'in yaptığını o an. İkinci kanalına yüklemişti. O zaman niye adam böyle video çektin abi? Abi işte o gün işte şey dedik işte. Anıl bana şey dedi Ahmet o zaman. Anıl işte arkamdan bana sen küfür ediyormuşsun da o yüzden ben de sinirlendim, o yüzden yükledim falan da işte gel birlikte şu videoyu çekelim de zaten sen battın da kurtuldun. Ben de yani ne yapayım yani, çocuk aklı dediğim gibi, ben şu an sence o durumda olsam böyle salaklıklar yapar mıydım? Yapmazdım. Videoyu çekti, ben aslında direkt ondan özür dilerim biliyor musun, ses kaynak yani. Turgut abi dedim, özür dilerim, çok özür dilerim dedi. O da sonra tamam dedi yani, öyle bir şey demedi. Sonraki bir gün bir baktım video yükledi. Açıklama! Üf açıklama ya. Bugün bile şakasını yaptık bak. Şöyle bir sağlamından bir açıklama videosu lazım yani bak. YouTube Türkiye'nin buna bir ihtiyacı var, acil yani. Böyle bir top trend bir YouTuber'lardan bir açıklama başlıklı bir video. Ben mi yapayım yani? Ben yapayım bari ya. Eylül'ün ortasına bir şey açıklayayım ben de vallahi, patlatayım. Sıfır ses. Arada kamera zoomlanacak, geri çıkacak. Zoomlanacak gibi. Onun açıklama videosunun editi de budur chat yani, böyle. Konuşursun böyle dik. Zoom geri, zoom geri. Hafif hafif böyle. Bu kadar da zoom değil ama. Belli yerlerde böyle. Ama ne açıklayacağım ki? Vurmuş ya. Yani ben ya. Olayın aslında Kur'an'a söylenen bir şey değil o. Ve insanların bunu alıp işte Allah'a sövdün, Allah'a neden sövdün gibi şeyler söylemesini anlamıyorum ben. Evet. O aşırı saçma mesele. O dönem... Hani ses kaydını dinlemiyor musun? Gidin ve hepiniz o ses kaydını yeniden dinleyin. Ender'in aslında Kur'an'a küfretmediğini, sadece... Abi sen de Afganistan'a git. Bu büyük hatasının farkında. Peki açıklama niye hepimiz Kur'an'a veya Allah'a küfrettiğini düşünüyoruz? Çünkü o dönemde arkadan bıçaklayan YouTuber'ların tamamı, arkadaş bildiği adamların tamamı olayı böyle lanse ettiler. Bugün herhangi biriniz TTO Allah'a küfür ifşa adında bir video yayınlayıp 3 milyon izletirse birçok kişiyi hiç olmayan bir şeye inandırabilirsiniz. Ender'in yani TTO'nun sonu işte aynen böyle oldu. Bu videonun sonuysa kapanmadan sponsora bağladı. Bugünkü videomuzun sponsoru en çok bilinen GTA RP serverlarından birisi olan Grand Arpi. Grand Arpi dünyanın en büyük GTA sunucularından bir tanesi. Evet. Sponsordayız. Şimdi bir video daha var.